Size sır veriyorum. Tabii nasibi olan alacak, onu da söyleyeyim. Nasibi olmayanlar, onlar kapatıp gidecekler. Bugünkü konumuz adım adım, basamak basamak başarıya gitmek. Kalitemizi arttırmak, değerimizi arttırmak, hedefe doğru adım adım ilerlemek. Konumuz bu olacak değerli arkadaşlar. Altının nasıl ayarı varsa insanın da ayarı vardır. Maksat kaliteyi arttırmak. Hayat kalitesini arttırmak. Altının en yüksek ayarı 24 ayardır değerli arkadaşlar. 24 ayar. Ve en düşük ayarı da 1 ayar diyelim. Düşük ayar. Şu alt kısmında görebiliyorsanız buraya 1 yazdım. Düşük ayar. Ve basamak kullanarak insan ayarını yükseltebilir, kalitesini arttırabilir. Elinize kağıt kalem alırsanız, not alırsanız, tuttuğunuz notları kullanırsınız, hayatınıza yansıtırsanız, siz de hayatınızın kalitesini arttırır ve siz de değerinizi arttırır. Bir altın gibi düşünün. Herkes size kıymet verir, değer verir değerli arkadaşlar. Şimdi düşünün, Almanya'da geçmişte daha fazla 8 ayar kullanılmış. 8 ayar altın. Tartıya konduğunda 8 ayar altının 24 ayar altının yanında 15 euro veya 20 euro 8 ayar. 24 ayarın gram başı 50 euro. Öyle düşünün. İnsan da bu şekilde değerli arkadaşlar. Ayar, kıymet, değer. Bazı insanların değeri düşük. Değeri düşük olunca, kıymeti düşük olunca, ayarı düşük olunca karşılığını bulamıyor hayatta. Ona gerekli değeri vermiyor kimse. İhtiyacı olan ilgiyi alamıyor. Devamlı onu aşağılıyorlar. Niye? Çünkü değeri düşük, kalitesi düşük, ayarı düşük. Öyle düşünün. Altın gibi düşünün. Ama herkesin içinde bir altın var. Herkesin cevheri var içerisinde. Sadece yapması gereken ayarını yükseltmek, kaliteyi arttırmak. Biz bunu işleyeceğiz bugün. Yani bugün ayarımızı nasıl yükseltebiliriz? Bugünkü konumuz bu olacak. Yani herkes kalitesini arttırabilir. Herkes değerini arttırabilir. Herkes başkalarının karşısında onun hizmetçisi değil, saygı duyabilir başkaları ona. Anlatabiliyor muyum? Ama ayarını yükseltirse, ayarını yükseltmezlerse o zaman sürekli aşağılanır, sürekli değersiz ve hor görülür değerli arkadaşlar. Köle gibi kullanılır. Köle gibi kullanılmak istemiyorsanız, aşağılanmak istemiyorsanız o zaman değerinizi, kıymetinizi arttırmanız lazım. Kalitenizi arttırmanız lazım. İşte bugün onu işleyeceğiz. Kalitemizi nasıl arttırabiliriz? Konumuz bu olacak. O yüzden elinize kağıt kalem alın, not alın bir de söylediklerimi ve herkes kalitesini arttırabilir. Herkeste bu potansiyel var. Sadece bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü sınırlı bir vaktimiz var. Siz de hak ettiğiniz hayatınızın kalitesini arttırabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, basamak basamak ilerleyebiliyoruz. Sadece basamaklarla kalitemizi arttırabiliriz. 24 ayara çıkabilmek için burada size adım adım göstereceğim. Kalitemizi nasıl arttırabiliriz? Nasıl refah düzeyini, nasıl huzurumuzu, nasıl sağlığımızı, nasıl özgüvenimizi nasıl arttıracağız? Nasıl başarımızı arttıracağız? Konumuz bu olacak. O yüzden lütfen iyi odaklanın. Birinci adım şu değerli arkadaşlar. İlk adım kendini bilmek. Kendini bilmek. İlim, ilmi bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen o nice okumaktır. O yüzden ilk önce insan kendisini bilmesi lazım. Kendini bilmek. Kendini tanıman lazım. Peki kendini bilmek ile alakalı hadis-i şerif var mı? Evet var. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Çok açık ve net. Yani ömrünü israf etmek istemiyorsan, ömrünü zayi etmek istemiyorsan, iflas etmek istemiyorsan, ömrünü boşa tüketmek istemiyorsan, o zaman ilk yapacağın ilk basamak, ilk adım nedir? Kendini bilmek. Kendini bilmek, kendini bilmezsen, kendini tanımazsan, senin blokajların ne olduğunu bilmezsen,
senin yeteneklerin ne olduğunu bilmezsen boşa yaşıyorsun demektir. Ot geldin, saman gideceksin demektir. Anlatabiliyor muyum? Kendini bilmek aynı zamanda kişisel gelişimin ilk başlangıcıdır. Kendini geliştirmek, kişisel gelişim yapmak, kişilik gelişimi yapmak, şahsiyet gelişimi yapmak, karakter gelişimi yapmak ilk basamağı neymiş? Kendini bilmekten geçer. Kendini bilmeden, kendini tanımadan, potansiyelini bulmadan, yeteneklerini bulmadan, senin ayak bağlarını bulmadan hiçbir şey yapamazsın. İlerleyemezsin kesinlikle. Boşuna ömrünü sadece tüketirsin. Başka bir şey değil. Hiçbir eser bırakmadan arkandan sadece millet laf atar, laf söyler. İşte böyle birisi yaşadı, öldü, onu çekip gitti derler. O şekilde anılmak istemiyorsan, o şekilde arkandan söylenmesini istemiyorsan, o zaman yapacağın şey kendini bilmek, kendini tanımak. Hadis-i şerifi ciddi ciddi kocaman büyük yazılarla yazman lazım. Her gün gördüğün yere yaz. Buzdolabının üzerine mi yazacaksın, televizyonun üzerine mi yapıştıracaksın bilmiyorum ama bu hadis-i şerifi kocaman yazman lazım. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Ömrünü israf etmemek için kendini bilmen lazım. Peki, kendini bilmek, kendini tanımak sana ne kazandırıyor? Senin ayak bağlarını biliyorsun artık. Seni tutan şeyler nelerdir? Seni frenleyen nelerdir? Travmaların nelerdir? Ki ayak bağlarından kurtulmazsan ilerleyemezsin. Yani seni tutan, seni frenleyen, senin adım atmana engel olan zincirleri bulamazsan, fark edemezsen o zaman çözüm de üretemezsin. Farkındalık oluşmaz. Adım atamazsın. Sırtında yük varsa ilerleyemezsin. Yorulursun. Uykundan zevk alamazsın. Uyku uyuyamazsın. Tam önüne bir fırsat gelir, elini uzatıp alamazsın. O ayak bağlarından kurtulamazsan ailende huzur olmaz. Kendinle barışık olamazsın. Özgüvenin düşük olur. Sürekli seni köle gibi kullanırlar blokajlarından kurtulmadığın için. Seni esir gibi kullanırlar. Doğru davranırlar. Ve bununla beraber kendini bilmenin içerisinde başka ne vardı? Blokajlar vardı. Bunu yazıyoruz. Blokajlar. Bir de yeteneklerim var. Yeteneklerim var. Herkesin yeteneği var. Herkesin. Yeteneksiz insan yok değerli arkadaşlar. Becerisi, herkesin bir becerisi var. Yapabileceği yetenekler var. Kendini bildikten sonra, kendini öğrendikten sonra yani analiz yaparsan, testin içerisine geçer ve analizden ortaya çıkarsa senin yeteneklerin, o zaman o yeteneklerini kullanır, hedefine doğru hızlı varırsın. Yani zamanını boşa harcamazsın, ömrünü tüketmezsin. Dolayısıyla kendini bilmenin içerisinde ne varmış? Blokajlarını bulmak, yani ayak bağlarını bulmak ve yeteneklerini bulmak. Şöyle düşün, genellikle insanlar bizim programlarımıza katılmadan önce biz onlara ilk önce kendilerini tanıtıyoruz ama kendilerini genellikle tanımıyorlar. Yani ona ne söylendiyse bu zamana kadar o şekilde kabul ediyor kendisini. Ona bu zamana kadar 144 bin kere 18 yaşına kadar yapamazsın diye cümleler söylendiği için veya sen tavuksun diye söylendiği için kendini tavuk zannediyor genellikle insanlar. Kendini tavuk zannediyor. Aslında ne? Kartal. Ben uçamıyorum, ben yapamıyorum, ben beceremiyorum. Çünkü bana öyle söylendi. Hiçbir zaman başaramayacağım gibi cümleleri çok duyduğu için, öyle programlandığı için, onu öyle hipnoz ettikleri için öyle inanıyor. Dolayısıyla blokajlarından yani bu tavuksun cümlelerinden kurtulması gerekiyor ve kartalsın, kartal olduğuna inanması lazım. Kartal olduğuna inanırsa kişi uçabilir. Yoksa o yeteneklerini kullanamaz. Kendini tavuk zanneden kartal gibi ömrünü boşuna tüketir değerli arkadaşlar. Zaman harcar, boşuna zaman harcar, zamanını öldürür arkadaşlar. O yüzden ilk basamak neymiş? Kendini bilmek. Kendini bilmeden bir adım atamazsın, ileri gidemezsin. Farkındalık oluşmaz. İkinci basamak artık farkındalık oluşur sende. Adım adım ilerliyoruz. Farkındalık. Kendini tanıdıktan sonra farkındalık oluşur ama. İlk basamak neymiş? Kendini bilmek. İkincisi neymiş?
farkındalık oluşması. Yani bir şeyi fark etmek. Artık ne olduğunu biliyorsun. Sen kartalsın. Sen tavuk değilsin. Sen artık kartal olduğuna inanıyorsun ve farkındasın. Uyandın artık. İnsanın uyanmasıdır farkındalık. Neler yapabileceğini öğrenmesi farkındalıktır. Dolayısıyla insan bir şeyi fark ettiği zaman içsel ve dışsal bütün kaynaklar devreye girer ve problemi çözer. Hangi problem olursa olsun. Önüne hangi problem çıkarsa çıksın, bir şeyin farkına vardığı zaman kişi o zaman problemi mutlaka çözer. İçsel ve dışsal bütün kaynaklar devreye girer arkadaşlar. Biraz önce dediğim gibi farkında olursa içsel ve dışsal bütün kaynaklar devreye girer. Ve o kaynakları kullanarak kişi, kaynak dediğim zaman aklınıza ne geliyor? Basit anlatayım, cebindeki para, öyle diyelim. Kaynak, o da bir kaynak, para. Paranın olmasını kişi fark ettiği zaman, cebimde 1 milyon euro var. 1 milyon euro varsa eğer cebimde, bunu fark ettiyse insan ne yapar? O parayı tasarruf eder, kullanır. Kullanabilir. Ama fark etmezse, cebinde o paranın olduğunu bilmiyorsa kişi, o zaman kullanamaz. O yüzden kişiler farkındalık oluştuğu zaman problemini çözer. Yani o zaman çözebilir. Başka türlü çözemez. Sonra diğer adım nedir? Üçüncü adım nedir? Kişinin artık kendine zaman ayırması. O da çok büyük bir basamaktır. Kendine kişiler genelde zaman ayırmıyor. Kendine zaman ayırması. En büyük adımlardan bir tanesi. Kişiler genellikle kime zaman ayırıyor? Başkalarına zaman ayırıyor değil mi? Tuttuğu takıma zaman ayırıyor. Mesela kişiler kendini bırakmış, takıma enerji harcıyor. Yani başkası, dışarıdaki bir kulüp diyelim, ona zaman ayırıyor. Ona enerji harcıyor. Anlatabiliyor muyum? Gidip ona bilet alıyor. Maça gitmek için kaynakları oralara harcıyor. Yani kendine zaman ayırmıyor. O yüzden büyük adımlardan bir tanesi insanın kendine zaman ayırması. Maça katılmanın spor olduğunu zannediyor. Halbuki kendisiyle ilgilenip kendi bedenine bir şey yapması, kendisinin spor yapması. Yani dizileri izlemek başkalarının hayatına zaman harcamak demektir. Örneğin haberleri izlemek başkalarının, başka insanların hayatlarına zaman ayırmak demektir. O yüzden hayat kalitemizi arttırmak için artık kendimize zaman ayırmamız lazım. Yani dizileri bırakıp, haberleri bırakıp, başkalarının hayatlarını takip etmeyi bırakıp kendi hayatımıza odaklanmamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Üçüncü basamak bu. Yani kalitemizi arttırmanın yolu. Şimdi burada sen 8 ayardın, burada 9 ayara çıktın, burada 11. ayara çıktın. Ayarın yükseliyor. 24 ayarına çıkmak için, hayat kaliteni arttırmak için bunu sana anlatıyorum. Sen de kendine değer veriyorsan, kıymet veriyorsan, ayarının yükselmesini istiyorsan, kalitenin artmasını istiyorsan, hayat kalitesini arttırmak istiyorsan, refah düzeyini arttırmak istiyorsan yapacağın şey bu. Gideceğin yol bu. Bütün bu zamana kadar insanlar, başarılı insanlar bu yolu seçti. Bu yoldan ilerledi. O yüzden kalitesini arttırdı. O yüzden mutlular. Anlatabiliyor muyum? Onlar küçük emrah modundan çıktılar. Siz de hayat kalitenizi arttırabilmek için bunu yapmanız lazım. Adım adım ilerleyebilmek için kendinize zaman ayırmanız lazım. Şimdi yükseliyoruz bakın. Sonra hangi adım geliyor? Blokajları kaldırmak. Yani blokajları kaldırmak ne demek? Ayak bağlarından kurtulmak. Yani senin ayak bağların ne? Artık fark etmeye başladın. Ayak bağları. Senin ayak bağın neymiş? Başkalarına zaman harcamak. Yani dizi izlemek. Seninle alakası olmayan problemleri çözmek. Kadın programlarına katılıp o ne yaptı, bu ne yaptı dedikodu programlarını izleyerek başkalarına artık enerji harcamayacaksın. Çünkü senin ayak bağın bu. Seni frenleyen şey o. Veya haberleri izleyip ona ne oldu, buna ne çarptı, kim kimi bıçakladı değil. Artık blokajlarını kaldırma vakti geldi. En büyük ayak bağın neydi? Başkalarının hayatını takip etmeyi bırakacaksın. Haberleri izlemeyi bırakacaksın. Negatif, şomazlı, muşmula suratlı, ekşi suratlı, suratı mezar taşı gibi olan insanları takip etmeyi bırakacaksın. Onları hayatından çıkarma zamanı geldi artık. En büyük blokajlar onlar. Veya geçmişte yaşadığın travmalar, onlardan kurtulman gerekiyor. Çünkü sen kendini bildin artık. Kendini tanıyorsun. Farkındalık da oluştu.
kendine zaman harcıyorsun. Dördüncü adımda neymiş? Blokajlar. Yani seni engelleyen ne varsa onlardan kurtulma vakti geldi. Boşa zaman harcamaktan kurtulacaksın artık. Zaman israfından kurtulman lazım. En büyük blokajlar bunlardır. Veya sana bu zamana kadar bir türlü başaramıyorsan, başarılı olamıyorsan, bir türlü para biriktiremiyorsan, o zaman senin blokajın nedir? Geçmişte sana söylenen, filmlerde veya çevren tarafından söylenen, zenginlerle alakalı veya fakirlerle alakalı söylenen cümlelerdir. Zenginler kalleş, işçiler kardeş cümleleri çok duyduysan, o zaman o da senin bir blokajındır. Bu ayak bağından kurtulmadan bir türlü para biriktiremezsin. Refah düzeyin artmaz. Çünkü sana hep onu söylediler. Asıl zenginlik gönül zenginliği diye söylendi. Sen öyle inandın. Tamam, hep onu söyledikleri için bir türlü hep gönül zenginliğini çoğaltırken cebinde para yok. Sıkıntı yaşıyorsun. Refah düzeyin bir türlü yükselmiyor. Sebebi 144 bin kere sen o cümleleri söyledin. Zenginler kötü diye duyduğun için paran çoğalmıyor. Bu zamana kadar şu dünyayı kimler imar etti bir baksana. Hazreti Hatice validemizin 70 milyon dolar civarında parası vardı. Zengindi. Zenginlik kötü bir şey değil ki. Ama bütün parasını ne yaptı? Gitti hayır verdi. Fakirlere verdi. Dağıttı. Türkiye'yi imar edenler kimlerdi bu zamana kadar? Kimler hanlar hamamlar yaptırdı? Kimler medreseleri yaptırdı? Hep zengin insanlar yaptırdı. Çünkü eskiden zenginler daha fazla hayır yapıyorlardı. Şimdi bir kısmı hayır yapıyor. O yüzden bütün zenginler kötü değil. Sen kafanda eğer öyle bir blokaj varsa, kafanda öyle bir bağın varsa, öyle düşünüyorsan, ayak bağın öyleyse, zenginlik kötüdür diye bakarsan olaya, o zaman bir türlü ilerleyemezsin. Cebine para girmez. Girse de bereketi olmaz. O yüzden bakış açını değiştirmen lazım. Bu bereketle alakalı blokaj ama sağlıkla alakalı da blokajlar var. İlaçsız olmaz dersen, sürekli ilaç kullanırsan, o zaman öyle inandığın için, 144 bin kere sana ilacı telkin ettikleri için ilaçtan bir türlü kurtulamazsın. Gelelim aile huzuru. Eğer ailende huzursuzluk varsa, kocanla iyi anlaşamıyorsan veya karınla iyi anlaşamıyorsan, o zaman geçmişte sana söylenen kadınlarla alakalı veya erkeklerle alakalı ön yargılar vardır beyninde. 144 bin kere söylenmiş sana. 40 kere bir adama deli dersen deli olur. Kadınlar şöyle kötü, böyle kötü veya erkekler şöyledir, kabadır, odundur gibi cümleler duyarsan, o zaman kocanla tabii veya ailende tabii huzurlu olamayacaksın. Tabii huzurlu olamayacaksın. Çünkü sana onları söylediler. Bunlar blokajdır değerli arkadaşlar. Ayak bağıdır işte. Bunlardan kurtulman lazım. Bunlardan kurtulamazsan aile huzurun artmaz, sağlığın artmaz, bereketin artmaz, özgüvenin düşük kalır. Sen yapamazsın diye cümleleri çok duyduğun için 144 bin kere en azından, en az 144 bin kere duydun 18 yaşına kadar, o zaman başaramazsın, özgüvenin düşük olur. Sana sürekli tavuk dediler bu zamana kadar. Sen aslında kartalsın. Onları çok duyduğun için, o blokajlı cümleleri, o negatif cümleleri çok duyduğun için o yüzden başaramıyorsunuz. Başaramayanlar için söyledim. Aramızda çok başarılı insanlarımız var. Bizim programlara katılanlar bütün bu blokajlardan kurtuluyor. O yüzden adım adım ilerliyor. Hayat kalitesini arttırıyor. 24 ayara çıkıyor. Altın gibi pırıl pırıl. Ve arzuladığı hedefe varıyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu çok ciddiye alıp uygulamanız gerekiyor. Not alın lütfen dediklerimi. Bununla beraber sevgili arkadaşlar, başka neler var? Ha bir de senin yeteneklerin var. Yeteneklerin var kullanmadığın. Yetenek. Bunları da adım adım ilerlemek için, yani güçlenmek için, yükselmek için yeteneklerini de kullanman lazım. Yani sadece blokajlardan kurtulmak yetmiyor. Yetenekleri de kullanman gerekiyor. Eğer başarılı olmak istiyorsan, hayat kaliteni arttırmak istiyorsan yeteneklerini kullanman gerekiyor. Herkesin aslında hayatında büyük büyük köşkler var. Kullanmadığı. Onlar gidip tavuk çiftliğinde yaşıyor genellikle. İnsanlar bazıları o kadar özgüveni düşmüş ki, o kadar köle olmuş ki, sistemin kölesi olmuş ki, o kadar tavuk olduğuna inanmış ki, ben onları zorla ikna ediyorum değerli arkadaşlar. Tavuk Kartal hikayesini izleyin, anlayacaksınız beni. YouTube'da Tavuk Kartal hikayesini izleyin, anlarsınız beni. O arka tarafa baktığında bir kere kafayı çevirip bakacak, koskoca malikane var aslında sahip olduğu. Gidip malikanede yaşayacağına ne yapıyor?
Tavuk çiftliğinde yaşıyor. Kendini tavuk zannediyor çünkü. Ona öyle söylendi. Tavuksun dendi. Tavuksun dendiği için tavuk çiftliğinde, pis kokulu tavuk çiftliğinde kalıyor. Koskoca malikane var aslında. Bazıları tabii, onu da söyleyeyim, 45 yaşına kadar, 50 yaşına kadar o tavuk çiftliğinde yaşıyor. Ondan sonra uyanınca, bizim programlarımıza katıldıktan sonra malikaneye gidip yerleşiyor. Veya aslında garajda en lüks araba Mercedes'i var, bekliyor, duruyor. Çalışan bir araba duruyor orada, hazır. Gaza basmayı bekleyen araba var ama kişiler bunun farkında olmadığı için, sahip olduğu bu yetenekleri bilmediği için tekerli patlak bisiklet sürüyorlar. O yüzden bir türlü hedefe varabiliyorlar değerli arkadaşlar. Ben de sizi uyandırmaya çalışıyorum. Adım adım ilerlerseniz kalitenizi arttırabilirsiniz. Adım adım yükselmeniz lazım ayarı yükseltmek için. Hayat kalitenizi arttırmak için bu adımlardan geçmeden olmuyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi eksik olsa olmuyor. Olmayacak, eksik olacak. Adım adım anlatıyorum size. Şimdi gelelim, yetenekleri bulduktan sonra, blokajları ve yetenekleri bulduktan sonra bir plan uygulaman gerekiyor. Bu planı uygulaman gerekiyor. Diyet planı gibi. Bu planı uygularsan blokajlardan kurtulur, yeteneklerini kullanırsın. Diyet gibi düşün. Diyet. Size bir plan veriyor değil mi diyetisyen? Bu planı uygularsan o zaman kilo verirsin diyor. Yoksa bu planı uygulamazsan blokajlarından kurtulamaz, yeteneklerini kullanamazsın diyor değil mi sana? Onun gibi düşün. Bu planı uygulamadan hedefine varamazsın, kaliteni arttıramazsın. Maksat ne? Hayat kalitesini arttırmak. Ailede huzur, ondan sonra sağlık, başka mesleğinde başarı, başka bereket, hayatında bereket ya. İnsanlar niye utanıyor, niye çekiniyor bu parayı konuşmaktan anlamıyorum. Niye? Çünkü hep öyle anlatıldı, parayı konuşmak ayıp diye. Genellikle parayı konuşmak ayıp diyenler züğürt oluyor arkadaşlar, açık konuşayım. Züğürt oluyor, bereketi olmuyor hayatında. Niye? Çünkü o konuya odaklanmıyor, gidiyor başka şeylere odaklanıyor. Gidiyor milletin derdiyle uğraşıyor, dizi seyrediyor. Zenginleri orada hayranlıkla izliyor. E sen çalış, sen kazan, sen git hayır yap, sadaka ver. Ama zenginler kötü. E sen zengin ol da iyi ol. Göster sen zenginliğin iyi olduğunu. Anlatabiliyor muyum? Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu plan 22 bin insanda %99 başarı sağladı. Tekrar söylüyorum bak. Bu merdiven, tamam mı? Bu adım adım ilerlenen kaliteyi arttırmak tam 22 bin insanda %99 başarı sağladı. O yüzden anlatıyorum size. Size sır veriyorum. Tabii nasibi olan alacak, onu da söyleyeyim. Nasibi olmayanlar, onlar kapatıp gidecekler. Bazıları var benim bu canlı yayınlarımı izleyenler, onlar yıllardan beri izliyor. Öyle izliyorlar yani, başka bir şey yok. Nasibi yok. Uygulamıyor ki. O benden sonra başkasını da izleyecek çünkü. Orada evrenden isteyenler var. Bazı evrenden, evrene enerji gönder falan diyen tipler var. Deist, ateist tipler. Onları da izliyorlar. Onların programlarına da katılıyorlar. Ondan sonra evrenden istemeye başlıyorlar. Ondan sonra da yamuluyorlar tabii. Açık ve net söylüyorum. Biz evrenden bir şey istemiyoruz. Biz Allah'tan istiyoruz. Çünkü evreni Hazreti Allah yarattı. Biz evrenden istemiyoruz arkadaşlar. Evrenden tam 18 bin tane yaratan Hazreti Allah var. 18 bin alem yaratan Hazreti Allah'tan istiyoruz. O yüzden evrenden isteyenler onlar devam etsinler. Şimdi bununla beraber planı uygulayanlar, tamam mı, adım adım ilerledi, kalitesini arttırdı. Sonra kişi kendine faydalı olmaya başlıyor. Tamam mı? Kendine faydalı olmaya başlıyor. Kendine faydalı olmaya başlıyor. Çünkü planı uygulayınca kendine faydalı oluyor. Hayatı değişiyor artık. Kalitesi arttı artık. Yani 22. ayara geldi. Artık hayatında bir şeyler değişti. Pozitif manada. Arzuladığı yere geldi. Bereketi arttı, huzuru arttı ailesinde. Çevresiyle daha iyi iletişim kuruyor. Çok iyi. Kendisine faydalı olmaya başlayınca bu sefer çevresindeki insanlar diyor ki ya sen ne kullandıysan ben de istiyorum. Bana da yardımcı olsana. Çocuğu, annesi, babası, eşi, kardeşi ne diyor? Bana da yardımcı ol, ne olur. Benim de elimden tut. Ve başkasına yardımcı olmaya başlıyor kişi. Başkalarına yardımcı veya faydalı olmaya başlıyor. Tamam mı? Faydalı olmaya başlıyor. İşte
Zirve bu arkadaşlar. Başkalarına faydalı olmak. Hayat kalitesinin en yüksek basamağı o değerli arkadaşlar. Başkalarına faydalı olmak. Başkalarına faydalı olmak. Başkalarının hayatını değiştirebilmek, ruhuna dokunabilmek. Dünyanın en güzel duygusunu veriyor. Çünkü ben yıllardan beri benim mesleğim olduğu için onu size açık ve net tecrübelerimi söyleyebilirim. Dünyanın en güzel duygusu başka insanların ruhuna dokunabilmek pozitif manada. O yüzden biz haftada 4-5 kere YouTube videosu yapıyoruz. Instagram'da paylaşımlar yapıyoruz ki bu da bizim sadakamız olsun. İlmimizin sadakası olsun. Onun dışında Almanya'dan Avrupa'daki yaşayan insanlara ne yapıyoruz? Onların kabuklarını kırmalarına yardımcı oluyoruz. Onların kalitelerini arttırmak için, hayat kalitesini 24 aya çıkarıp daha huzurlu, daha mutlu, daha başarılı olmaları için, daha bereketli hayatları olmaları için ne yapıyoruz? Programa katılan arkadaşları biz ayarlarını yükseltiyoruz. Kalitelerini arttırıyoruz değerli arkadaşlar. Ama bununla beraber YouTube kanalımızda da biz size katılamayan arkadaşlara, bilhassa Avrupa'nın dışında yaşayan insanlara da o şekilde faydamız oluyor. Zaten yorum kısmına bakarsanız, yorum kısımlarında YouTube kanalımızda sadece YouTube kanalımıza abone olup hayatlarının pozitif olarak değiştiğini yazan binlerce insan var. Bu ara şunu da söyleyeyim, 58 veya 59 bin abonemiz oldu şu anda. Bu zamana kadar bizim videolarımızı 4 milyon 600 bin kişi izlemiş istatistiklere göre. Büyük bir sayı ve bu kadar insana faydalı olabilmişiz. Ne mutlu bize. Ama yine de Avrupa'da yaşayıp da hocam benim de hayatımın değişmesini istiyorum, kalitemin artmasını istiyorum, ben tek başına yapamıyorum diyen insanlar varsa, tek başına bu basamakları çıkamıyorum, yapamam diyen insanlar varsa Avrupa'da yaşayıp da onlara ne yapıyoruz? Bizim programlarımıza katıldıkları zaman tek tek adım adım buralarda onlara yardımcı oluruz. Tek tek adım adım yardımcı oluruz ki hayat kalitesini arttırsın, daha başarılı, daha huzurlu olsun ailesiyle. Daha mutlu beraberlikler yaşasın çoluk çocuk ve başkalarının hayatlarına da faydalı olabilsinler. Refah düzeyini yükseltsin, bereketini arttırsın diye biz de ne yapıyoruz? Programlarımızda adım adım gösteriyoruz değerli arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bu seminerle inşallah sizin hayatınızı da değiştirebilirim inşallah. O şekilde düşünüyorum. Yani bir farkındalık oluşturabildiysem ne mutlu bana. Benimle görüşmenin, ön görüşmeye girebilmenin tek yolu videonun altındaki başvuru formunu okuyarak, bakın tekrar söyleyeyim, okumanız lazım. Okumadan doldurduğunuzu anlarsak program zaten bizim önümüze çıkarmıyor. Anlatabiliyor muyum? Eğer okumadığını anlarsa sistem, o zaman bizim karşımıza çıkmıyor. O yüzden okumanız lazım. Yani okuyup doldurmanız lazım. Avrupa'da yaşayıp da ben de hayatımda bunları istiyorum. Basamak basamak ilerlemek istiyorum. Ailemde huzur, mutluluk istiyorum. İş konusunda başarı istiyorum. Kariyer konusunda başarı istiyorum diyenler veya özgüvenimi arttırmak istiyorum. Artık değer görmek istiyorum. Hocam benim değerim çok düşük. Beni köle gibi kullanıyorlar. Ben de ayarımı yükselteyim, güçleneyim. Bana da kıymet versinler diyenler varsa Avrupa'da, kendine değer vermek isteyenler, kalitesini arttırmak isteyenler, onlar tek başına yapamıyorlarsa başvuru göndersinler. Dediğim gibi videonun altında, YouTube videolarımızın altında da var linkler. Dolduracaklar, gönderecekler. Bu kadar. Bu kadar. Başka bir şey yok. Biz de onlara o zaman ne yapıyoruz? Ön görüşmede bir plan çıkarıyoruz. İlk önce analizle anlıyoruz. Test yapıyoruz. Analiz yapıyoruz. Ona farkındalık oluşturuyoruz. Blokajları buluyoruz. Yeteneklerini buluyoruz. Ve planı nasıl uygulayacaklarını anlatıyoruz. Onların eline bir plan veriyoruz. Ve bu şekilde, bu adımlarla başarıya gidebiliyor değerli arkadaşlar. Eline planı verdikten sonra, uyguladıktan sonra başarılı olmamak mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bu adımlarla ilerleyebilirsiniz. Başka bir yolu yok. Bu adımlarla insan ilerliyorsa başarılı olamamasının bir sebebi yok. Veya huzurlu olamamasının bir sebebi kalmıyor artık. Kişi gerçekten %99 başarıya ulaşabiliyor değerli arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.